Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Sıfırdan matematik kampının bitmesine çok az kaldı. Bu videoda problemlerden birazcık şöyle bahsedeceğiz. Problemlerde ifadeleri matematik diline nasıl çeviririz? Temel olarak problemlerde ifadeleri nasıl denkleme dökeriz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Çok uzunca bir konu zaten problemleri. Normal sezonda oldukça geniş biçimde hem videolarda, normal derslerimizde hem de daha sonra tekrarlarda problemlere özel olarak yaptığımız kamplarda toparlamaya çalışacağız. O noktada içiniz rahat olsun ama bugün önceliğimiz, bugünkü işimiz ne? Problemlerin en temelden basit düzeyde nerelerine dikkat etmemiz lazım, nesine dikkat etmemiz lazım biraz bundan bahsedeceğiz. Hadi bakalım bir başlayalım. Şimdi burada yazdığımız şeyin bir altını çizelim. Demişiz ki problemleri iyi anlayabilmenin yolu okuduğumuz sözel metinleri sayısal ifadeye doğru biçimde dönüştürmekten geçiyor. Hakikaten olay bu. İkinci aşamada ne oluyor peki? İkinci aşamada ise kurduğumuz denklemleri tabii ki hazır kurmuşken hatasız çözebilmemiz lazım. Ve bu yüzden önce ne yapacağız? Önce okuduğumuz sözel metinleri doğru biçimde sayısal bir ifadeye çevireceğiz. Daha sonra da o denklemi hatasız ve hızlı biçimde çözmeye çalışacağız. Peki, en temel yapı taşı bu denkleme dökme işinin nelerdir? Ona bakalım. Şimdi burada sürekli bir sayının o bizim bilinmeyenimizin farklı şekildeki sonuçları bize verilecek ve biz o bilinmeyenimize bir harf atayacağız. Çoğu zaman x'tir bu. A dersin, Y dersin, B dersin fark etmez. Biz x diyelim, adet yerini bulsun. Şimdi ne yapacağız? Bir sayının 3 fazlası diyorsa fazlalık bizim için artı anlamına gelecek. Dolayısıyla bu sayının ki bu sayıda x 3 fazlası diyorsa x artı 3 olarak okuyacağız biz bu metni. Veya yine bir sayının 2 eksi diyorsa o bizim bir sayımız x 2 eksiydi. Adı üzerine zaten eksi. O halde x eksi 2 olarak yazacağız. Peki bir sayının 4 katı diyorsa kat deyince hemen aklımıza çarpmak gelecek. Yine bir sayının x dediğimiz sayının 4 katı 4x. 4 çarpı x yazmak daha mantıklı gibi görünüyor başta. Çünkü x çarpı 4 biraz kafa bulandırabiliyor. Halbuki aynı şey ama 4 çarpı x daha öncelikli olarak yazım şeklimiz olacak. Bir sayının yarısı. Bir sayımız yine x. Yarısı deyince bunu biz nasıl okuyacağız? 1 bölü 2 olarak okuyacağız. 1 bölü 2 ile çarpımı veya düz mantık direkt 2'ye bölümü. Yani x değil de x'in yarısı deyince bölü 2 yazacağız. Peki bir sayının 5'te x'i derse 5'te 2'si nasıl söyleniyordu? 2 bölü 5 olarak söyleniyordu. Nasıl ki 4 katı ile 4 çarpı x diyorduk. Burada da 5'te 2'si gibi işte 4'te 3'ü gibi ifadelerde bunu katıymış gibi yorumlayacağız. Yani 2 bölü 5 çarpı x olacak. Bu da x dediğimiz x bölü 1 olduğu için bunu 2x bölü 5 olarak yorumlamış olacağız. Katı deyince çarpıyoruz. Yarısı deyince, 3'te 1'i deyince bölüyoruz. Ama böyle 5'te 2'si, işte 7'de 3'ü falan derse bunu normal kesir biçimde yazıp sonra çarpan olarak yanına yazıyoruz. Birden fazla bu şekilde kesirli çarpan varsa ne yapıyoruz? O zaman bir sayının 3 katının 5 katı gibi düşünün. İkisini arka arkaya çarpıyorduk. Burada da aynı şey yapacağız. Bir sayının yani x'in 2 bölü 3'ünün 4 bölü 7'si derse bunların hepsini arka arkaya kaç tane ise bu bunları çarpacağız. Sonra x çarpı 2 kere 4 8 3 kere 7 21 yani bu 8x bölü 21'miş diyeceğiz. Şimdi ufak ufak da pratiklerimizi arttırıyoruz. 2 katı 12 olan sayının 3'te 1'i kaçtır diyor. Şimdi hemen burada ilk denklemimizi kuralım. 2 katı 12 olan sayının. Şimdi 2 katı 2 çarpı x demek değil mi? O sayı ne bilmiyoruz. X diyelim ama 2 katı 12'ymiş. O halde 2x 12 eşit. 2x 12 eşitse o halde her iki tarafı 2'ye bölsek x kaçmış? 6. Bize sorulan ne? Bu sayının 3'te 1'i. Yani 1 bölü 3'ü. O halde ne yapacağız? 6 ile 1 bölü 3'ü çarpacağız. Ya da bir değerle işte 6'yı 3'e böleceğiz. Kaçmış? Buradan 2'ymiş diyeceğiz. Peki devam ediyoruz bakalım. Bolca birkaç tane pratik arka arkaya yazdık zaten sizlere. 3 katının 2 fazlası 17 olan sayı. Şimdi bizim sayımız kaç bilmiyoruz x dedik. Bu x'in 3 katının 2 fazlası
17'ye eşitmiş. O halde eşitmiş neye? 17'ye diyeceğiz. Bundan sonrası zaten normal bizim bildiğimiz denklem. Bunu 2'yi diğer tarafa attığımız zaman ne olacaktır? 3x'in ederi 17-2'den 15 olacaktır. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz takdirde bunlar gider. 15 bölü 3'ten x buradan kaç gelecektir? 5 gelecektir. Hadi gelin bir örnek daha yapalım. 5 eksiğinin 4 katı. 8 olan sayı. Bu sayımız x. Bu x'in 5 eksiğinin, x eksi 5'in yani 4 katı diyor. O halde hemen ne yapacağız? 4 çarpı x eksi 5'i parantezli yazacağız. Bakın burada 4 katının 5 eksiği derse başka, 5 eksiğinin 4 katı derse başka. Hemen onu da yapalım. 4 katının 5 eksiği deseydi x'in 4 katı 4x, 5 eksiği eksi 5 olurdu. Ama eğer burada yazdığı gibi 5 eksiğinin 4 katı diyorsa önce x eksi 5 diyorum, yani 5 eksiğini yazıyorum, sonra onu 4 ile çarpıyorum. X'i birbirine eşit değil. Peki bu ifade neymiş? 8'e eşitmiş. Şimdi çarpım durumunda ya bu. İçeriye dağıtmadan her iki tarafı 4'e bölsek 4'ler gider. O halde x eksi 5 8 bölü 4'ten kaçmış? 2'ymiş. Atarız bunu bu tarafa. X 2 artı 5'ten kaça eşitmiş? 7'ye eşitmiş. Bunu bulmuş oluruz. Ufak ufak üzerine ekleye ekleye gidiyoruz şimdi. Diyor ki toplamları 7 olan iki doğal sayıdan büyük olanın 3 katı ile küçük olanın 2 katı toplanırsa sonuç 19 oluyor. Şimdi toplamları verilen iki tane sayı şeklinde geliyorsa ve bir denklem veriliyorsa burada hemen şunu unutmayacağız. Mümkün olduğunca az bilinmeyen üzerinden gitmemiz gerekiyor. O halde burada küçük olan ve büyük olanı ayrı ayrı yazdığımızda bunlara tek bir bilinmeyen vereceğiz. Kim soruluyorsa, burada büyük sayı soruluyor, ona x diyeceğim. Büyük sayımız x'miş. Şimdi toplamları 7 ise, mesela toplamları 7 ise küçük olana 2 dersek büyük olan kaç olur mesela? 5. Ne yapıyorduk? 7'den 2'yi çıkarıp direkt onu buluyoruz. Diğerini buluyoruz. Burada aynı şey yapacağız. Büyük olan x ise küçük olan nedir buradan? 7'den x kadar eksiktir diyeceğiz. Bu şekilde bir harflendirme yapacağız. Büyük olanın 3 katı ile, yani şunun 3 katı ile küçük olanın 2 katı toplanırsa, bunun 2 katı toplanırsa sonuç 19 oluyormuş. Hemen bakalım. O halde 7 eksi x'in 2 katı ile 2 çarpı 7 eksi x ile x'in 3 katı toplanırsa, yani 3x toplanırsa 19'muş. Olay zaten, buradaki olay ne? Temel anlamda bunları denkleme çevirmek. Ondan sonrası zaten bildiğimiz denklem işlemleri. Bu 2'yi dağıtalım içeriye. 2 kere 7 14 eksi 2 kere x zaten 2x artı 3x eşitmiş neye? 19'a. Burayı derleyip toparlayalım. Bir 14'ümüz var zaten. Eksi 2x artı 3x ne olur? Artı x gelir. Bu 19'muş. 14'ü bu tarafa atacak olursak x 19 eksi 14'ten kaça eşittir buradan? 5'e eşittir diyebileceğiz. Evet. Bakalım. Bir başka pratik ile devam edelim. Burada ne varmış? Toplamları 9 olan iki tane doğal sayı var. Küçük olanın 5 katı ile büyük olanın 4 katı toplanırsa sonuç 38 oluyor. Buna göre büyük sayı küçük sayıdan kaç fazladır diyor. Az önceki sorulan tek farkı şu. Küçük sayı ve büyük sayı diye şöyle yazayım. Kimin sorulduğu belli değil. O halde ben istediğime x diyebilirim ama yine ne yapacağız? Toplamları 9 ya bunun. Toplamları veriliyorsa diğerine y demeyeceğiz direkt ezberden. Toplamları 9 ise bu x ise diğeri 9'dan x kadar eksiktir diyeceğiz. Ve denklemimizi kuracağız. İki tane doğal sayıdan küçük olanın 5 katı ile şunun 5 katı ile büyük olanın 4 katı toplanırsa 5 çarpı x ile ne toplanıyor? 4 çarpı 9 eksi x toplanıyor ve sonuç ne oluyormuş? 38 oluyormuş. Şimdi dağıtalım bu 4'ü içeriye. Bir 5x'imiz var zaten, artı 4 kere 9 36 eksi 4x eşitmiş 38'e. 36'mız var. 5x eksi 4x'ten artı x yapar. Bu 38 olduğuna göre 36'yı atarız diğer tarafa. X 38 eksi 36'dan kaç eşit olur? 2'ye. Şimdi küçük sayımız bu zaten 2. O halde toplamları zaten 9. 9'dan 2 çıkarsa büyük olana ne kalacaktır? 7 kalacaktır. Evet, geldik 12. pratiğimize. Bir sayının 4'te 3'ünün 5'te 2'sine 5 eklendiğinde 23 sayısı elde ediyormuş. Bu sayımız ne bizim? X. Bilmiyoruz ne olduğunu. Ama nasıl yapıyorduk? X'in 3 bölü 4'ünün 2 bölü 5'ini bulacağız. X çarpı
3 bölü 4 çarpı 2 bölü 5. Aradığımız ifade bu. Buna ne ekliyoruz? Biz 5 ekliyoruz. Buna 5 eklediğimizde 23'ü elde ediyormuşuz. Şimdi ne yapacağız? Şurayı bir derleyip toparlayalım. Bu 5'i de bu tarafa atalım. 3 kere 2'den 6x bölü 4 kere 5'ten 20. Yani 2 kere 3 6, 4 kere 5 20 geldi. 6x bölü 20 varmış. Bunu bu tarafa attığımız zaman ne olur? 23 eksi 5'ten 18. İşler işler yapalım. 6x'in eşiti 18 çarpı 20. Şimdi her iki tarafı 6'ya bölecek olursak x'i bulmak istiyoruz. Bakın 18 ile 6 sadeleşir. 18 6'ya bölünürse 3 olur. O halde x'i bulmuş olduk. Bakın x 3 ile 20'nin çarpımı. 3 kere 20'den zaten kaç olacaktır? Buradan 60 olacaktır. Sayıyı direkt bulmuş oluyoruz bu şekilde karşımıza çıkarsa. Evet, geldik bakalım 13. pratiğimize. Şimdi bir sayının 5 katında aynı sayının 1 eksiğinin 3 katı çıkarılırsa sayımız x olacak tabii ki. Bu sayı kaçtır diyor, ona x dedik. Bu sayının 5 katı, o halde 5 çarpı x. Bundan neyi çıkarıyoruz? Aynı sayının yani x'in 1 eksiğinin 3 katını, 3 çarpı x eksi 1 çıkarıyoruz. Ve sonuç ne oluyormuş? 11 oluyormuş. Bu bizim kurmamız gereken denklem. O halde buradan x'e ulaşmalıyız. 3'ü dağıtalım içeriye. 5x eksi 3 çarpı x'ten eksi 3x eksi 3 çarpı eksi 1'den artı 3 gelir. Oraya dikkat etmek lazım. 5x'ten 3x çıkarsa 2x kaldı. Bir de artı 3'ümüz var. Bu 11'miş. Attık bunu bu tarafa. 2x 11 eksi 3'ten kaç kalacaktır? Buradan 8. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursak x buradan kaç olacaktır? 4. Direkt bu sayıda, aranan sayıda bulmuş olduk. Şimdi geldik 14'e. Biraz farklı bir soruyla pratiklerimizin sonucunu yapacağız. Ondan sonra 6-7 tane pratikte ekstradan ayırmışız sizlere ödev vermek için. Olsun, birkaç tanesinin olmazsa biz çözeriz. Diyor ki Ahmet parasının 3'te 2'si ile bir defter, sonra kalan parasının 4'te 3'ü ile bir kalem alıyormuş. Ahmet'in 5 TL'si kaldığına göre defterin fiyatı. Şimdi Ahmet'in parasının 3'te 2'si demek ne demek? 2 bölü 3'ü demek. Sonra kalan parasının 4'te 3'ü demek ne demek? 3 bölü 4 demek. Şimdi bu tip sorularla ne yapacağız? Şu kadarını harcadık, kalanın şu kadarını harcadık şeklinde giderse tamamını, paranın tamamını x demek yerine burada paydalar varsa, bir payda varsa, bu payda kadar birden fazla payda varsa bu paydaların çarpımı kadar x diyeceğiz. Bakın toplam tüm paramız 3 kere 4'ten 12x olacak. Bu da farklı bir yöntem. Bunu dediğim gibi çok detaylandıracağız zaten sezonda. Bizim 12x paramız olsun. Biz bunun 3'te 2'siyle bir defter aldık. O halde bunun 2 bölü 3'ü ne olacaktır? Şu 3 ile 12'yi sadeleştirecek olursak 4 gelir, 4 kere 2'den 8x defterin parasıymış. Ne kadar kaldı? 12x'ten 8x'i çıkartırsak 4x paramız kaldı. Sonra kalan parasının 4'te 3'ü ile 4x'in 3 bölü 4'ü. Bu 4 ile bu 4'ü sadeleştir, 3x kalır. Bir kalem alıyormuş. 4x vardı zaten. 3x'ini harcarsa ne kalır bizde? X kalır. Ve en son kalan zaten para neymiş? 5x'miş. 5 liraymış. X o halde kaça eşit? 5 liraya. Bir de sorulan defterin parası. Defterin parası biz kaç demiştik zaten? 8x demiştik. O halde 8 çarpı 5'ten aradığımız defterin parası kaç liraymış? 40 liraymış diye yorumlayabiliriz. Böyle bir soruyu da karşımıza çıkarsa. İşte oldukça çok soru çözmeye gerektiriyor problemler. Daha biz başında ufak ufak üzerine kata kata birkaç tane soruyla muhatap ettik sizlere. Pratik zamanında bunları size ödev olarak vereceğim. Ama bir iki tanesini yine beraber çözelim. Bakın bu ödeviniz, bu ödeviniz, bu ödeviniz. Bunların hepsini çok temel sorular ve az önce çok benzerlerini yaptık. Fakat bunları gelin beraber çözelim. Şimdi diyor ki bir sayının iki katının 3 fazlası ile 3 fazlasının 2 katı toplanırsa. Şimdi İkisi başka başka şeyler zaten. Bu ayrımı tekrar hatırlatın diye yazdık. Bir sayının x'in 2 katının, o halde 2x 3 fazlası bu. 2x artı 3 ile 3 fazlasının, aynı sayının 3 fazlasının x artı 3, bunun 2 katı toplanıyor. Bununla bunu toplayacağız ve sonuç ne oluyormuş? 37 oluyor imiş. Şimdi gelin bunu toplayalım.
Bu 2'yi dağıtalım önce içeriye. Burada ne var? 2x artı 3 var. Artı 2 kere x'ten 2x artı 2 kere 3'ten 6 var. Bunların toplamı 37'ymiş. Ne demiştik artı ifadelerde? Elmalarla elmalar, armutlarla armutlar toplanıyor. 2x 2x daha 4x. 3 ile 6'yı toplayacak olursak da 9. Bu 37'ymiş. 9'u attık bu tarafa. 4x 37 eksi 9'dan 28 olur. Her iki tarafı 4'e bölecek olursak bunlar gider. X aradığımız sayı yani 28 bölü 4'ten 7'ye eşittir diyebiliriz. Geldik 5. pratiğimize. Az önce benzer bir soru yapmıştık hatırlarsanız. Toplamları 9 olan iki doğal sayıda büyük olanın 3 katıyla küçük olanın 6 katı toplanırsa sonuç 33 oluyor imiş. Ne demiştik? Küçük sayı ve büyük sayı yazacağız bu şekilde. Kim soruluyor bakın burada? Büyük sayı soruluyor. Büyük sayı sorulursa o halde biz büyük sayıyı x diyeceğiz. Büyük sayı x dersek toplamları da 9 ya bunların. O halde küçük olan 9'dan x kadar eksik olmak zorunda diyeceğiz. Şimdi bu iki tane sayıdan büyük olanın 3 katıyla yani bunun 3 katıyla küçük olanın 6 katı toplanıyor. Yani bunun 6 katı toplanıyor. O halde sonuç 33 olacak. Toplayalım. 9 eksi x'in 6 katı ile 9 eksi x'in 6 katı ile x'in 3 katını topladık. Sonuç ne oldu buradan? 33 oldu. Gelin bu 6'yı içeriye dağıtalım. 6 kere 9 54 eksi 6 kere x 6x artı bir de 3x'imiz var. Bunun ederi 33. Bakalım burada eksi 6x artı 3x var. O halde 54 eksi 6 artı 3'ten eksi 3x getirir bize. Bunun ederi 33'müş. Şimdi sayılar bir yana, harfler bir yana. O halde 33 bu tarafa gelecek, eksi 3x bu tarafa gelecek. Burası ne olacak? 54 eksi 33 olacak. Burası da artı 3x olarak geçecek bu tarafa. 54'ten 33 çıkarsa 21, 21 3x'e eşitmiş. Her iki tarafı 3'e bölecek olursak x buradan 21 bölü 3'ten kaça eşit olur? 7'ye eşit olur diyebileceğiz. Evet şimdi ne var sırada? 6'nın soru var. Sonra bir de 7'nin soru var. 6'yı çözüyoruz. 7'yi de ödev olarak bırakıyoruz. Bu sefer bakın ne demiş? Farkları 5 olan iki doğal sayıda. Hemen küçük sayımız ve büyük sayımızı yazıyoruz. Kim soruyor bize? Büyük sayı. Onu x diyelim o halde. Farkları 5 ise aradaki 5 fark var demek ki. Büyük x ise küçüğü 10'dan 5 eksik diyebiliriz. Ve bu iki sayıdan büyüğünün 2 katı küçüğünün 3 katından 7 fazlaymış. Hemen denklemimizi yazıyoruz. X'in 2 katı eşitmiş neye? Küçük olanın 3 katından 7 fazlaymış. Yani bu 3 çarpı x eksi 5'ten 7 fazlaymış. Şimdi geldik bu 3'ü buraya dağıtmaya. Dağıtalım. 2x eşit olur neye? 3 çarpı x 3x eksi 3 kere 5 15 artı 1'de 7'miz var. O halde 2x'in ederi 3x eksi 15 artı 7'den eksi 8 gelir. Eksi 8 bu tarafa, 2x bu tarafa atacak olursak 8 eşit olur 3x eksi 2x'ten x'e. Yani x 8'miş. Zaten biz büyük olan sayıyı sorulduğu için ona x demiştik ve buradan direkt sayıya ulaşmış olduk. Evet ve bugünün son ödevi de yine bu 7. pratik olsun. Yorumlarla mutlaka yazmanızı istiyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Çok kısaca, kabaca, en azından başlangıç seviyede matematiksel ifadelere, sözel metinleri nasıl çevireceğimizi biraz aktarmaya çalıştık. İnşallah tabii ki çok çok daha fazlasını normal dönemde yapacağız. Peki, o halde bir sonraki videoda yine görüşeceğiz. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.